Subhanallah. Göklerin ve yerin egemeni, alemlerin Rabbi, Rahman'a övgüler olsun. Evet. Onun gerçekten her şey bir kader, bir bilgiyledir. O bir şey gerçekleştirmek istediği zaman, izin verdiği zaman, emrettiği zaman muhakkak yerine gelir. Eğer o sizi biriyle tanıştırmak ve onunla görüştürmek isterse, hiçbir buna mani olabilecek hiçbir şey önünde engel kalmaz. Vakit geldiğinde engel olanlar tamam öyle olsun der. Aslında bütün insanlar çiftler eşler tanışır hayatın içinde. Ama şeytanlar onları ayırır. Bu yüzden de ya ben hayatta çok kişiyi çok kişiyi işte tanıdım ama birini hiç unutamadım der mesela. Aslında o gerçek eşidir. Çünkü ama o Rabbi doğayı bilmediği için, bıraktığı için onunla kavuşamamıştır. Bu yüzden onun acısı, sevgisi, sancısı hiç bitmez. Rab de bu yüzden bize merhamet etti, bize acıdı ve artık şeytanları yenmek için, şeytanların aramıza girmesine mani olmak için bize bir şahit, bir de şahide yani bu işi başaran örnek hamdolsun lütfetti. Onu bileceksiniz ileride. Şu anda bilmenize çok gerek yok. Doğrular muhakkak ki kurtuluşa erer. Doğrular muhakkak ki yolunu bulur. Doğrular muhakkak ki zaferin sahibidirler. Siz doğrudan ayrılmayın. O zaman Rabbin yardımı sizinle olur. Siz pis olan, kötü olan, haram olan, yasak olan, çirkin olandan kaçın. O zaman güzeller sizin olur. Evet, bu dünya bir mücadele dünyası. Ama Rabbin yardımı olduğunda her şey kolaylaşır. Bu dünya öğrenme dünyası. Rabbin bilgeliği, hikmeti açıldığında her şey aydınlanır. Rab istedi. Gerçekten gelişen, şahitlik üzere ona iman eden ve iyiliği seçen bir canlı istedi. Buna insan dedi. Ama bunun oraya gelmesi, o seviyeye gelmesi için biraz acı çekmesi, biraz yıpranması, biraz yaşaması gerekti. Başka türlü o istenilen şahitliğe gelemezdi. Bir hayvandan bir farkı olamazdı. O yaşamalı, bakmalı, kendi isteğiyle güzel olan, doğru olanı seçmeliydi. Bu yüzden de onu dünyaya gönderdi. Al dedi, bu doğru, bu eğri. Al, bu iyi, bu kötü. Al, bu rahmet, bu lanet. Seç, seçimini yap. Çünkü bu dünyada da zaten seçimlerin sonuçları seni buluyor. Ebedi olanda zaten seçimlerin sonuçlarını alacaksın. Sevgiyi seçen, iyiliği seçen, nuru seçen, doğruyu seçen, adaleti seçen, paylaşmayı seçen bunların çok daha iyisini bulacak. Burada sadece az bir şey tattığının ebedi olanını bulacak. Ama bunları önemsemeyen bunlardan mahrum kalacak. Nuru, rahmeti, iyiliği önemsemeyen bundan mahrum kalacak. Paylaşmayı önemsemeyen Rabbin hiç kime verirse bitmeyecek, cennetinden pay alamayacak. Göklerde bir mirası olmayacak. Aslında göklerde bir sınır yok. İstediği kadar paylaşabilir Rab. Ama elinde olduğu halde iyiliği istemeyen, adaleti istemeyen, paylaşmayı istemeyen o aslında sonra diyecek ki, "Aa, aslında ben kendime paylaşmamışım. Kendi ebedi yaşamım için paylaşmamışım." diyecek. Ve bu dünyada yiyemeyeceği kadar mal biriktirmenin ne kadar aptalca olduğunu anlayacak. Aslında dünya güzelliklerle dolup taşabilir, iyiliklerle dolup taşabilir. Aslında acının rengi tamamen değişebilir. Şu anda en koyu, en katı renginde. Bunu şeytanlar istiyor ve buna uyan maalesef avaneleri var. Onlar da buna destek oluyor. Ama hepsi finale ulaşıyor. Hiçbirinin ebediyette bir payı yok. Hiçbirinin
Hakikatte, güzellikte, göklerin varisi olmakta bir nasipleri yok. Siz akıllı olun, göklerin gerçekten varisleri olabilirsiniz. Ama yeryüzünün iyileri, doğruları olursanız, yeryüzünün adalet savunucuları, Rabbi bilenleri olursanız, Rablik taslamayacaksınız. Gücünüzü aşan şeyler olduğunu bildiğiniz halde Rabbinize karşı saygısızlık yapmayacaksınız. Onun sizi çağırdığı, gösterdiği yeri seveceksiniz. Çünkü bileceksiniz ki onun çağırdığı yer zaten insan için en iyisi. Işık dolu, nur dolu, akıl dolu. Onun çağırdığı yere sevinçle gideceksiniz. Sonra orada mükafatınızı alacak ve ebedi olanla asıl müjdeleneceksiniz. Ama yok, ben bildiğimi okurum. Bana kimse karışamaz. O da neymiş, bu da neymiş derseniz, o da der ki, hadi debelen biraz. Lanet içinde biraz karar, bunal. Kendine toplayabildiğin kadar kötülük topla. Çünkü onlar hepsi sana ödetilecek der ve sizi bırakır. Yapmayın. Güzellik var, rahmet var, iyilik var, doğruluk var. Gerçekten Rab var, yasası var. Gerçekten. Gerçek var. Hiçbir şey boşuna değil. Her şey düzen. Eğer her şey düzen olmasaydı, bugün ayakta olan dünya yarın niye ayakta duracaktı? Bugün ki kusursuz denge yarın niye olacaktı? Eğer oyundan ibaret olsaydı her şey, Rab bugün dünyaya ihtiyacı olanı veren yarın bir anda ateş topuna çevirebilirdi. Eğer her şey öylesine olsaydı. Hayır, her şey korunuyor, dengede tutuluyor ve asıl gün için adım adım akıyor, her şey olması gerektiği yere doğru. Övgüler olsun sana ya Rab. Bize yasanı öğret, bize bilgeliği öğret, bize aklı öğret, bize sevinç, sevincimizi nerede bulacağımızı öğret. Ya Rab, sahte sevinçlerle kararmaktan sana sığınıyoruz, sana yalvarıyoruz. Bizi onlara düşürme. Sahte sevinçlerin esiri olmaktan sana yalvarıyoruz ya Rab. Bizi koru, bize merhamet et. Bizi temiz olan, gerçekten karşılığı olan sevinçlerle mükafatlandır. Biz senin bilgeliğini seçtik. Biz senin Rabbini seçtik. Biz senin yüceliğini seçtik. Biz sahte yücelerden beriyiz. Biz sahte ilahlardan beriyiz. Biz sahtekar yalancılardan, sadece boş avuntu üzere felsefe yapanlardan beriyiz. Biz senin hayatta karşılığı olan nurunu seçtik. Biz sana yöneldikçe açılan basireti, aklı seçtik. Senden uzaklaştıkça kararan ve kapanan basiretten sana sığınıyoruz. Akıldan, öyle bir mahrumiyetten sana sığınıyoruz. Senin yasan gerçek. Sen gerçeksin. Kurduğun yeryüzü sapasağlam duruyor. Sözlerin nesiller boyu ebediyen sürüyor. Ya Rab, insanlar yörüngesinden şaştı. İnsanlar şeytanları Rab edindi. Sen bunu en iyi bilen sensin zaten. Ya Rab, bunlardan rahatsız olanlar var. Ya Rab, sen bunları en iyi bilensin. Ya Rab, onların gönüllerini öyle genişlet ki, Ya Rab, akıllarını öyle işlet ki, onlar senin yasanı tanımaya başlasınlar. Senin gönderdiğini anlamaya başlasınlar. Senin gönderdiğini anlayanları anlamaya başlasınlar. Aa, bunlar aslında doğru söylüyormuş. Gerçekten Rabbin sözleri doğruymuş. Gerçekten Mesih ve ona uyanlar doğru söylüyormuş desinler. Ve adaleti yeryüzünde hakim kılmak için onlar da koşarak, severek bize koşsunlar. Ellerindeki onlara verdiğin imkanlarla yeryüzünü aydınlığa doldurmamız için, adalete doldurmamız için onlar da koşsunlar. Sen de bize lütuflarınla bak, yardımınla bak. Senin sözlerin gerçek. Ya Rab, bizim için ayırdığın paydan razıyız. Bizim için ayırdığın payı bize güzellikle lütfet ne olursun. Öyle güzellikle lütfet ki ya Rab, bir kuşun yavrusuna, bir annenin evladına sunduğu incelikten, kolaylıktan daha kolay olsun. Çünkü sen Rabbimizsin, sen sahibimizsin. Biz sana döndük. Övgüler olsun sana.